acımız çok büyüktür. Kaybımız çünkü çok büyüktür. Yeri doldurulamayacak alimlerimizden biriydi. Alimin ölümü, alemin ölümü gibiymiş. Gerçekten bugün ben ümmetin çok büyük bir kaybı olduğuna inanıyorum ve onun hüznünü, onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim ümmete, ailesine ve biz sevenlerine sabır versin. Seydamıza, Mustafa Müslim hocamıza Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Rabbim inşallah onu ve diğer alimlerimizi hasreten son dönemlerde bu koronavirüs müptelasından vefat eden, şehit olan seydalarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Seyda Mustafa Müslim ilerlemiş yaşına, 80 küsür yaşına rağmen hareket halinde olan ümmet için derdi sadece ümmet ve Müslümanların birliği, beraberliği, kardeşliği olan bir alimimizdi. Bu ilerlemiş yaşına rağmen tebliğ ve davet çalışmalarına çok çok önem verip sürekli sahada olan, uğraşan, çalışan, proje üreten bir alimimizdi. Hasreten de Kürt sorununun çözümü noktasında tek çarenin İslam kardeşliği olduğunu, Kürt, Türk, Arap kim olursa olsun bütün Müslümanların kardeş olduğunun bilinci ve o şuurla sürekli gençlere, etrafındakilere vaaz ve nasihatlerde bulunan, irşat çalışması yapan, bu sorunun sadece İslami bir bakışla, İslam kardeşliği, İslam hukuku çerçevesinde bu sorunun çözülebileceğine inanan bir Müslümandı, inanan bir alimdi ve inandığıyla yaşayan bir alimdi. 45 yıldı sürgün hayat yaşayan bir alimdi. Esad'a karşı ki duruşunda, karşı ki düşüncelerinden dolayı 45 yıl önce Suriye'den sürgün olup bazen Mısır'da, bazen başka ülkelerde ve en sonunda da Türkiye'ye, Urfa'mıza geldi. Burada biz de kendisine kucak açtık, yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra Urfa'dan da Antep'e geçti. Orada Zehra Üniversitesi'ni kurdu. O yönde Suriyeli kardeşlerimize, Suriyeli gençlerin yetişmesine, Suriyeli gençleri yetiştirirken de Kürt, Türk, Arap ayrımı asla yapmayan bir alimimizdi. Bütün insanlara eşit mesafede, bütün Müslümanlara eşit mesafede olup bütün Müslümanların sorunlarına eğilen, çözüm aramaya çalışan, projeler üreten hareketli, aktif bir alimimizdi. Bu büyük alimimizi, büyük alimimizin kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim kendisine rahmet eylesin, bizlere ve tüm sevenlerine sabırlar versin. Ümmetin başı sağ olsun.